silah bırakma tartışmalarına cevap veren KCK şöyle bir açıklama yaptı. Şunu açıkça vurgulamalıyız ki PKK'nın Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi bırakma konusu ve bunun iradesi tamamen bize aittir. Şunu herkes bilmelidir ki HDP PKK'nın yasal partisi değildir. Dolayısıyla böyle bir çağrıyı HDP yapamayacağı gibi mevcut İmralı koşullarında bulunan Abdullah Öcalan'ın böyle bir çağrıyı yapması mümkün değildir. HDP'nin ve Öcalan'ın silah bırak çağrısı yapmasını beklemek ve bu yönlü dayatmalarda bulunmak çözümsüzlükte ısrardır ve bunu da hareketimizin kabul etmesi mümkün değildir. İşte bu kadar, yani işin özü, esası bu. Bir kere İmralı'dan öyle bir talimat gelmesi mümkün değil. Adamı esir kabul ediyor onlar. Yani farz edelim, hakikaten dese ki ben PKK'yı feshettim, herkes dağılsın, asla geçerli olur PKK için. Onu nasıl kabul ederler biliyor musun? Abdullah Öcalan bırakılır, Allah esirgesin, gider Kandil'e elini kolunu sallayarak orada talimat verirse bir ihtimal ne demek istiyorsun sen başkan falan diyebilirler. Ya yine kabul etmezler de, yani hayırdır sana bir şey mi oldu falan derler yani. Yani bir ilaçlı tedavi falan mı gerekiyor, bir şey mi yapalım yani, tansiyonun mu çıktı, ateşin çıktı falan derler. Çıksa da kabul etmezler. Yani eğer Marksistse bunu diyemez Abdullah Öcalan. Eğer Marksist değilse PKK'ya nasıl hakim olacaksın? O Marksist bir örgüt. Sen de diyorsun ben Marksist değilim, vazgeçtim. Örgüt sen dediğin diye Marksist'ten vazgeçmez. O zaman yapacakları bir şey yok. Yapacakları şey ne? Fikri mücadele. Darwinizme, materyalizme karşı fikri mücadele yapacak. Devlet Darwinist propaganda yaptığı müddetçe, devletin okul kitaplarında Allah yok, kitap yok, din yok, iman yok dendikçe, cennet, cehennem doğru değil, bunlar size bu şekilde yanlış bilgi veriyorlar, doğrusu tesadüfen yaratıldı kainat dendikçe PKK'nın gücü artar, söyleyeyim. Yani böyle bir eğitim politikası artar. Mesela Demirtaş ısrarla IŞİD'in uyuyan evleri falan var diyor. Ev niye uyusun ya? IŞİD uyuyacağı yere gelmez. Uyanık olacağı yere gelir. Buraya niye uyumaya gelsin? Girecekse de girer zaten, yani öyle bir derdi olmaz IŞİD. Bir noktadan girer yani. Buraya uyumak için IŞİD gelmez. Bu PKK propagandası. Demirtaş da onun etkisinde kalmış. Bilmiyorum yani, korktuğu için mi böyle söylüyor, çekindiği için mi söylüyor? Niçin yaptığını anlayamadık. Ama çok samimiyetsiz bir üslup. IŞİD bütün elemanları aktif olarak faaliyetteler. Yani niye gelip buraya uyumaya gelsin adam? Hayır, Türkiye'ye girmesi de sorun değil. Yani her, sınırın herhangi bir noktasından girer yani. PKK nasıl giriyor? Onlar da girer yani. Ya uyumaya niye gelsin Türkiye'ye? Burası tatil köyü mü? Evet, dinliyorum. KCK'nın açıklamasının devamı şu şekilde. Daha dün Ahmet sokaklarında ve başka yerlerde halkımıza silahla saldıranlar ve katledenler varken, Kürt halkının özgür ve demokratik yaşam için hiçbir güvence yokken PKK'dan silahları bırakmasını beklemek, halkımızın yaşamının ve varlığının celladına teslim etmesini istemek anlamına gelecektir. Bu da hiç kimse PKK'dan isteyemez ve bekleyemez, dedi. Yani PKK'ya duyulan saygı, şu anki saygının sebebi PKK'nın silahıdır. Bizim aydınlar falan nasıl hürmetler gidiyorlar değil mi o Kandil'de falan? Muhterem Öcalan, Sayın Öcalan Beyefendi falan böyle. İki büklümler. Silah olmasa onu der mi? Kahve ikram ediyorlar. Eli ayağına karışıyor ya heyecandan. İftihar ediyor, onlar resim çektiriyor falan. Bana kahve ikram etti beyefendiler diyor falan. Kahveyi getiren adamın en az 10 kişi öldürdüğünü biliyor. Sehpayı getiren en az 7 kişi öldürmüş. Şehit etmiş. Adam onların kasında iki büyüklü. Acayip hürmetli bir üslupla konuşuyor. İşte silahın böyle bir avantajı olduğunu gördükleri için PKK asla silah bırakmıyor ve bırakmaz da. Yani silah zoruyla olduğu bu anlaşılıyor. Yani silahın etkisiyle, silah korkusundan kaynaklandığı anlaşılıyor. Meydana gelen saygının sebebi de bu. Onun için bu yöntemler hiçbir yöntem değil. Türkiye'de Darwinist eğitimin durdurulması gerekiyor. Yoksa sürekli PKK'lı üretilir bu sistem. Mesela Cemil Bayık da röportaj yapıyor adamlar. O kadar ince düşünceli ki insan ki diyorlar bak. Çok kişi olmasına rağmen biz yemeğimizi bitirene kadar bekledi diyorlar. Çok kibar diyorlar. Ya kardeşim, bu adam en az 600-700 kişi şehit eden adam. Bizzat kendi eliyle yani. Yani cinayet makinesi adam. Yüzlerce askerimizin, polisimizin, binlerce askerimizin, polisimizin şehit edilmesi emrini veren adam. Gösterdikleri hürmete bak yani. Evet, dinliyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti ile uyuşmuyoruz, HDP ile zaten olmaz, CHP ile de bir azınlık hükümeti bu ülkenin sorunlarını çözemez dedi. Semih Yalçın, bütün ihtimaller değerlendirildikten sonra erken seçime gidilmesinde bir sakınca görmediklerini belirterek ülkenin yükselen değerinin MHP olduğunu söyledi. Yalçın ayrıca olası erken seçimde HDP'nin baraj problemi yaşayacağını da kaydetti. Yok canım, niye baraj problemi yaşasın? Yani çok yanlış bir tespit. Halktaki ajitasyon ve panik devam ediyor. Yine seçim olduğunda yine aynı tehlikeyi göreceği için halk bu sefer HDP'ye daha da fazla oy verirler. Evet. Tehlike geçmiş değil. Bayağı rahatlar adamlar. Yani başkanlık sistemi olsa uçmuştuk şu an diyorlar. Havaya uçmuştuk diyorlar, hep beraber diyorlar. Kanatlanmıştık diyorlar. Halkın yaşadığı dehşetin farkında değiller. Meydana gelen paniğin farkında değiller. Ya bütün Şişli, Beşiktaş, Nişantaşı, Kadıköy, Bebek olduğu gibi HDP'ye oy veriyor ya. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında ciddi bir artış olmaz seçimde. Öyle bir şey olmaz. Gene aynı netice olur. Evet. Yani rejim iyice tıkanır. Enflasyon falan acayip fırlayabilir öyle bir şeyde. Çok tehlikeli. Mesela seçim sonuçları açıklandığında aynı netice alındığını görürlerse bütün yatırımcılar Türkiye'den çekilirler. Yani büyük bir tehlike oluşur. Buna gerek yok. MHP'nin hiçbir ön şartı olmasın, bir tane ön şartı olsun. PKK'nın bitirilmez. Kahraman olur MHP. AK Parti de kurtulur, o zaman MHP de kurtulur. İçişleri Bakanlığı'nı MHP'ye versinler. Onu AK Parti yapamaz. Yani yapmak da istemez. Yani sorumluluktan da kurtulmuş olur. Yani aylardan beri, yıllardan beri çözüm süreci diyen insanlar. Birdenbire PKK'yı darmadağın eden bir sistemin elemanı olmak istemezler. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım değil mi? Ya doğru oturup eğri konuşamayacağımıza göre burada yapılacak şey MHP'ye İçişleri Bakanlığı'nın verilmesi. Yine birkaç bakanlık daha verilebilir. Yani destekleyici olarak birkaç bakanlık daha verilebilir. Onlar da gereğini yaparlar. AK Parti de diğer bakanlıklarda görevini yapar. Başka bir kurtuluş görünmüyor. Yani iyi milli bir hükümet olur.